EGCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan telefon attığımızda. Enver günaydın, yayınımıza hoş geldin. Günaydın Çiğdem. Şimdi hisse senedi rakamlarına şöyle bir baktım. Spor endeksinde değer kaybı var Enver. Yüzde yaklaşık 4'lük ve Galatasaray ön plana çıkmış. Yüzde 6'ya yakın bir değer kaybı var. Hisseler neden düşüşte? Takım şampiyonluğa bu kadar yakınken ve Başkan Mustafa Cengiz UEFA ile ilgili olumlu açıklamalar yapmışken biraz buna odaklanalım istedim. Tabii şimdi lig sona eriyor ve ligin sona ermesi bir anlamda beklentilerin de sona ermesi demektir. Puan cetvelinde baktığımızda hani Galatasaray'ın %90 ihtimalle belki de hani şampiyonluğa yakın olduğunu görüyoruz. Hani son hafta eğer tabii çok önemli bir sürpriz yaşanmayacak olursa. Şimdi tabii takımın şampiyonluğa çok yakın olmasıyla beraber hani bir anlamda hisseye olan ilişkili beklentiler sona erdi diye düşünülüyor. O yüzden satışlar gerçekleşiyor görüntüsü var. Spor endeksi içerisinde zaten en çok değer kaybı içinde olan haftalık bazda Galatasaray hissesiydi ve bu değer kaybının çok önemli bir kısmı da haftanın ilk işlem günü içerisinde gerçekleşti. Yani geçtiğimiz hafta maç skorları ortaya çıktıktan, puan cetveli şekillendikten sonra ortaya çıktı. Tabii şimdi UEFA gelişmesi de çok önemli Çiğdem, senin belirttiğin. Dün Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz İsviçre'de Lyon kentinde UEFA'lı yetkililerle beraber görüşme içerisindeydi. Korkulan olmamış görünüyor. Yani tabii anlaşmanın, UEFA ile yapılan anlaşmanın detayları bir hafta içerisinde netleşecek ama hani Avrupa kupalarına katılması konusunda Galatasaray'ın herhangi bir engel yok görüntüsünde. Tabii anlaşmanın detaylarını daha sonra izleyeceğiz. Bazı cezalar söz konusu olduğu söyleniyor ama bu Galatasaray için hani hafif disiplin cezaları olarak görünüyor. Burada önemli olan Avrupa kupalarına katılma konusuydu ki Galatasaray yani büyük bir ihtimalle şampiyon olacağını düşünecek olursak hani normalde gelecek yıl Şampiyonlar Ligi grup aşamasında olacak ki bu tabii ki çok önemli bir gelir kaynağı demek. Eğer ki Avrupa'dan men durumu söz konusu olsaydı tabii gelirler anlamında da çok olumsuz yönde etkilenmesi durumu söz konusu olabilirdi. Buna ilişkin olarak da tabii UEFA ile bundan sonra hani Galatasaray'ın mali disiplinin sağlanması, mali tablonun düzeltilmesi anlamıyla daha uzun vadeli bir anlaşma ve bazı yerine getirilmesi gereken şartlar yine söz konusu olacaktır. Bunları izliyor olacağız ama tabii kısa vadede bizi ilgilendiren konu herhangi bir Avrupa'dan men cezası olup olmayacağıydı. Ki başkanın açıklamaları muhtemelen böyle bir ceza gelmeyeceğini gösteriyor. Bu tabii ki hani Galatasaray yatırımcısı açısından da yani ilerleyen süreçte olumlu olarak değerlendirilecek bir gelişme olarak görüyorum. Enver, çok kısa da Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş hisselerine dair alayım senden. Tabii şimdi Beşiktaş ve Trabzonspor hisseleri açısından herhangi bir beklenti söz konusu değil. Yani ligdeki durum hemen hemen şekillendiği için orada daha çok hani biraz daha bu Dünya Kupası'ndan sonra transfer sezonunda ilgili gelişmeler, kadro yapılandırmaları gibi unsurlara bakılır. Fenerbahçe için de önemli olan tabii ki yakın zamanda gerçekleşecek olan başkanlık seçimleri. Çünkü bir anlamda buraya doğru kilitlenmiştir. Tabii takımın aynı zamanda çok az da olsa şampiyonluk şansı var. Yani önümüzdeki hafta bir Galatasaray'ın mağlubiyeti, Fenerbahçe'nin galibiyeti durumunda az da olsa bir şampiyonluk iddiası var. Onu da bir anlamda koruması anlamında hani değerlendirebiliriz. Peki. Ama tabii asıl hikaye burada Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu yeni dönemde başkan olacak ve onunla ilişkin olarak Fenerbahçe'de gibi yapılanmalar söz konusu olacak. O konular belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Peki, GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan ekonomideki detayları bizlerle paylaştı. Teşekkür edelim.